Kayseri'de görev yapan kadın 112 ambulans personellerine hastaların güvenliğini artırmak ve daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen eğitime ambulanslarda görev yapan 16 kadın personel katıldı. 4 gün boyunca devam eden eğitimde kursiyerlere sürüşe hazırlık ve ambulanslarda siren kullanımı hakkında bilgiler verilerek ileri sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak gösterildi. Gerçekleştirilen eğitim hakkında bilgiler veren Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekim Uzman Doktor Mehmet Biçer konuyla ilgili şunları açıkladı. Bugün toplamda 4 gün süren 6 eğitmen 16 kursiyeri katıldı. Ambulans sürüş teknikleri eğitiminin son günü. Bu eğitimimiz diğerlerinden farklı olarak sadece kadın personellerin üzerinde yapıldı. Burada amacımız 112'nin erkek ve kadın olmak üzere bir bütün olduğunu vurgulamak ve karşımıza çıkabilecek her türlü zorluklarda beraber hareket edebilmeyi ve bu vurguyu sağlayabilmektir. Bu anlamda bu eğitimde katkısı olan eğitmenlerime özellikle teşekkür ediyorum. Katılımcılara da başarılı sınavlar diliyorum. Ambulans sürüş teknikleri eğitimi alan kursiyerlerden Hacer Gökbulut ise konuyla ilgili şunları ifade etti. Merhabalar, ben Hacer Gökbulut, ATT'yim. 2004'ten beri bu mesleği yapıyorum. 112'nin birçok dalında çalıştım. Hastaneyle başladım bu göreve ilk önce. Daha sonra 112 istasyonlarında çalıştım. Görevimin getirdiği her şeyi yapmaya çalıştım. Şu anda da ambulans şoförlüğü için bir eğitim alıyorum. Açıkçası bunu neden istedim? Bu işte ben de varım. Hani neden bayanlardan da ambulans şoförü olmasın düşüncesiyle ben de adım attım. Çok da mutluyum. Eğitimimiz de güzel geçiyor. Şöyle de bir şansımız oldu. Sadece bayanlara yönelik bir asli eğitim oldu. Daha önce erkeklerle beraber geliyorduk eğitime. Biraz çekingemiz oluyordu açıkçası. Hani onlar bizden daha iyidir diye. Ama burada şunu gördük ki bizler de çok iyiyiz. Bizler de yapabiliriz bu işi. Gelmek isteyen herkese de tavsiye ediyorum.